ben Avukat Ayhan Ömen. İlk sorumuz, ilk takipçimizden gelen soruyla başlayacağız. Eğer kişi green card sahibi ise ve gelir durumu belli bir rakamın altında ise sağlık sigortası devlet tarafından karşılanacağı için doğum masrafını da devlet öder mi? Doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şöyle cevap verebilirim buna. Kişi eğer green card sahibi ise, yani Amerika'da oturma ve yaşama hakkına sahipse ve gelirinden dolayı da tabii ki sağlık sigortasından faydalanma imkanı olacak. Tabii ki Amerika'da çok sosyal devlet mantığı olmadığı için hani herkese ücretsiz sigorta sağlanma durumu olmuyor. Biliyorsunuz son yıllarda da bu konuda işte Obama yönetiminin getirdiği bir Obamacare vardı sağlık yönetimiyle ilgili ve yeni başkan da onu kaldırma yolunda adımlar attı. Dolayısıyla sosyal devlet mantığında herkesi kapsayan sağlık sigortası olayı yok. Ama kişi green card sahibi ise ve gelirinden dolayı tabii ki özel marketten sağlık sigortaları seçebiliyor. Tabii gelir düzeyi hiç yoksa seçemiyorsa o noktada da her eyaletten eyalete değişmekle beraber sağlık sigortası imkanlarından faydalanabiliyor. Bu noktada da gerekli kurumlara başvuru yapılabiliyor. Evet, hani devlet öder mi demek zor belki ama evet, siz gelir durumunuz düşük olduğunda ya da belli bir rakamın altında olduğu zaman siz sağlık sigortasından da en azından belli bir ücret ödemeden faydalanabileceksiniz. Amerika'da da bu imkandan faydalanma durumunuz mümkün olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card kazanıp Amerika'ya yerleşen biri polis olabilir mi diye soruyor bu takipçimiz. Yoksa vatandaş olma zorunluluğu var mı diye soruyor. Şimdi Amerika geneline baktığımızda tabii ki eyaletler polis güçlerini aldıkları için işe, dolayısıyla eyaletten eyalete kurallar değişebiliyor. Ama Amerika genelindeki eyaletlerin bakışı veya polisi alabilme noktasında baktığı şartlar arasında vatandaş olma, yani Amerikan vatandaşı olma şartı aranıyor. Fakat bunun aranmadığı eyaletler de var veya aranmadığı bazı çalışmalar olabiliyor. Örnek olarak verirsem, mesela Chicago'daki polis departmanı bu noktada kişilerin çalışma izinleriyle de olsa kendilerine polis olabilme ve görevli olarak çalışabilme imkanı sağlıyor. Yani dolayısıyla siz yaşadığınız ya da bulunduğunuz eyaletteki polis departmanıyla irtibata geçip bu noktada cevabı alabilirsiniz. Genel olarak Amerikan vatandaşı şartı aranıyor. Ama bunun aranmadığı yerlerde Amerika'da, biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi Chicago'da da mümkün olabiliyor. Ya da çok daha düşük, çok daha ufak departmanlarda belli yerlerde işte Burlington gibi, Vermont gibi, Colorado gibi çalışma, yani yasal durumda çalışma izni olanlara çalışabilme imkanı sağlanıyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Diyor ki bu takipçimiz, genel anlamda iltica yöntemi mi yoksa şirket green card sponsorluğu mu daha hızlı sonuçlanır diye bu takipçimiz soruyor. Süreç noktasında sizin yeşil kart alabilmeniz noktasında şirket üzerinden yeşil kart, yani şirket sponsorluğu aracıyla green card'a gitmeniz çok daha hızlı bir süreç olacaktır. Ve özellikle şu anki vize bekleme sürelerine baktığımızda şirketler üzerinden yapılacak başvurularda kişilerin yeşil karta gitme durumları belki 1-1,5 yıl arasında mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu takipçimize tavsiyemiz, size sponsor olmak isteyen bir şirket var ise bu şirket üzerinden yeşil kart çalışmasını başlatmanız faydalı olacaktır diye sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Kız arkadaşım green card'ı kazandı ve şu an Boston'da, evlilik ile benim green card alma şansım ne kadardır diye bu takipçimiz soruyor. Kız arkadaşınızın yeşil kart sahibi olmuş olması, yeşil kartı kazanmış olması ve şu an itibariyle yeşil karta sahip olması, eğer evlilik yaparsa evleneceği kişi ile dolayısıyla size yeşil kart başvurusu yapma imkanını getirmektedir. Dolayısıyla siz yeşil kart sahibi biriyle evlendikten sonra, eğer Amerika'daysanız yasal durumunuzu korumanız gerekiyor. Ya da sizin durumunuzda olduğu gibi Türkiye'de olabilirsiniz. O zaman önemli olan nokta kız arkadaşınızla nikah kıymanız. Ve kız arkadaşınız üzerinden de size yeşil kart başvurusu yapma durumu doğuyor. Ve bununla ilgili çalışmalarda süreç yaklaşık 2-2,5 yılı en az bulabiliyor diye bu takipçimizin sorusunu
cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card kazanan birisi DS-260 formundaki Amerika'da istenen adres kısmını nasıl halledebilir? Amerika'da hiç tanıdığı vesaire olmadığını varsayarsak diye bu takipçimiz soruyor. Benim buradaki tavsiyem bu takipçimize şu olacak. DS-260 formunda olurken tabii bir adres göstermeniz gerekecek. Dolayısıyla siz sonuçta Amerika'ya gelip yaşayacaksınız. Amerika'da yaşayacağınız bölgeyi belirlediyseniz oradan bir adres kiralama ya da bir adres ya da yer tutma durumunu değerlendirebilirsiniz. Ve bunun sonucunda siz o adresi başkalarını da tanımak zorunda olmadan DS-260'ınızda belirtebilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu ise şu yönde. 3'er aylık periyotlarla dönem bitimi 1 ay ya da 2 ay vacation durumu var. Parantez içinde okula göre değişiyor demiş bu takipçimiz. Bu aralardaki vacation süresi de bu şekilde sayılıyor mu diye takipçimiz soruyor. Bu tip tatil dönemleri sizin gittiğiniz okul ve okulun programına göre değişecektir. Dolayısıyla sizin sadece okul arasında aldığınız kısa tatiller ya da dönem işte bitiyor yeni bir dönem başlayacaksa birkaç hafta sonra ya da bir ay içinde bu aslında 2 aylık size programınız tamamlandıktan sonra verilen sürelerle aynı olmuyor. Dolayısıyla benim bu noktadaki size tavsiyem şu olur. Siz okulunuzdaki DSO'yla uluslararası öğrencilerden sorumlu kişiyle görüştüğünüzde onlardan sizin dönem bitiminde 2 aylık aldığınız süre ne zaman oluyor, hangi dönemler arası oluyor diye sormanızda netleştirmenizde fayda var. Yoksa aralarda aldığınız kısa tatiller o 2 aylık bekleme süresine geçmeyecek, yani sayılmayacak. O bekleme süresi de şu anlama geliyor. O 2 ayda siz isterseniz yeni bir programa yazılabilirsiniz okulda ya da başka okula transfer yapabilirsiniz. Ya da statünüzü değiştirebilirsiniz ya da ülkenize geri dönersiniz oluyor. Dolayısıyla o 2 aylık süreçte sizin bunu yapma şansınız olabiliyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamaya çalışalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da nişanlandığımda resmi süreci Türkiye'den beklemem gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz nişanlılık vizesiyle Amerika'ya geleceksiniz ve Amerika'da bulunduğunuz o turist vizesi süresince nişanlanma durumunuzda oldu ve nişanlandınız ve Türkiye'ye geri gittiniz. Evet, o zaman eğer ki nişanlılık vizesiyle geri gelecekseniz Amerika'ya, o zaman sizin nişanlınız sizin için başvuru yapıyor ve siz nişanlılık vizesini ülke dışında bekliyorsunuz ve nişanlılık vizesini alınca Amerika'ya geri geliyorsunuz. Tabi bu istisnası ne olabilir? Eğer siz bu nişanlılık süresini beklemeyip işte biz evlenelim diye karar verdiyseniz o zaman tabii ki nişanlılık süresini beklemenize gerek yok. Siz zaten Amerika'dayken hala nikah kıyıp buradan yeşil kart çalışmasını başlatmanız da mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben şimdi Amerika'dayım ve C1 vizesiyle geldim. Green Card almak istiyorum. Benim için en iyi seçenek nedir diye bu takipçimiz soruyor. Sizin gibi C1 vizesiyle gelip burada staj ya da training yapan takipçilerimiz ya da arkadaşlarımız buradaki staj yaptıkları iş yerleri üzerinden sponsorluk durumlarını değerlendirmelerinde fayda var. Dolayısıyla sizin staj yaptığınız iş yeri ya da şirket size diyebilir ki evet biz sizinle çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla burada kalmanızı ya da bizle çalışmaya devam etmeniz için ne yapabiliriz diye size sorabilirler. Bu noktada evet o şirket ya da iş yeri üzerinden çalışma vizeleri ya da işte yeşil kart durumu varsa yeşil kart durumunu değerlendirip ilerlemeniz çok mantıklı olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. İki defa red diyen bir turist öğrenci olarak başka bir ülkede oturum alıp başvuru yapsa avantaj mı olur, dezavantaj mı olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer kişi turist vizesine birden fazla kez başvurduysa ve Amerikan konsolosluğu o vizesini vermiyorsa dolayısıyla koşullarınızın değişmesini görmek istiyorlar. Sizin de belirttiğiniz bir durum oluşursa siz başka bir ülkeye gidip örnek veriyorum Avrupa'da bir ülkeye gidip orada öğrenci vizesi olarak okumaya başladığınız zaman sizin tekrar Amerikan konsolosluğuna gidip başvurmanızda herhangi bir dezavantaj söz konusu değildir. Dolayısıyla siz hala Amerika'yı gezme niyetinde olabilirsiniz ve bundan dolayı da başvurunuzu bu sefer eğitim aldığınız başka ülke üzerinden yapmanız mümkün olacaktır. Aslında bunu avantaj olarak da görebiliriz.
dezavantaj olarak kesinlikle görülmeyecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. DS-260 formunu Aralık ayının ilk haftası dolduran bir vize alanlar var. Acaba son tarih Aralık sonu mu? Biz 2019 tarihlisiyiz. Ekim ayında davamız var. O yüzden soruyorum diye bu takipçimiz belirtmiş. Şimdi görünen siz bu sene Green Card çekilişinin tarihlerindensiniz ve bunu öğrendiniz Mayıs ayı itibariyle. Ve dolayısıyla Ekim ayı sonrası siz artık Amerikan Konsolosluğu'nda göçmenlik vize görüşmesine gidebilecek duruma geliyor olacaksınız. Fakat size bunun ne zaman geleceği duruma göre değişebilir. Dolayısıyla DS-260 formunu eğer doldurmanızda bir engel yoksa, anladığım kadarıyla özel bir davanız var Ekim ayında, onun sonuçlanmasını tabii ki bekleyebilirsiniz. Ekim ayında onun sonuçlanır sonuçlanmaz DS-260 formunu sunmanızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Dolayısıyla Ekim ayında öğrendiğiniz dava sonucundan sonra yıl sonuna kadar beklemeyip en kısa zamanda DS-260 formuna başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eğer Green Card tarihlisi olarak biz State Department'a DS-260 formunu Aralık ya da Ocak gibi doldurabilir miyiz? Bizim dosya numaramız 11.000'lerde. Şansım geçer mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi önemli olan nokta şu. Eğer siz yeşil kartı kazandıysanız çekiliş üzerinden ve Ekim ayından sonra da, önümüzdeki Ekim ayından sonra da Amerikan Konsolosluğu'nda randevu alma zamanınız gelecektir. Dolayısıyla bu randevu alma zamanınız da sizin dosya numaranızla ilerleyecektir. Ve sizin dosya numaranız 11.000'lerde olduğu için büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar sizin Amerikan Konsolosluğu'na başvuru yapmanızda bir engel yoktur. Ama şu var, eğer siz hemen başvuru yapmayacaksanız bu başvuruyu bekletebilirsiniz. Fakat hani diyelim Aralık sonunda başvuru yapabilecek durumdaysanız, siz ama Mart'ta başvuracaksınız, bu hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Dolayısıyla sizin numaranız hala size konsolosluğa başvuru yapabilme imkanı veriyor. Fakat tek sorun ne oluyor? Eylül ayına kadar sizin yeşil kart için olan göçmenlik vizesi onayını almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu işi gelecek yıla bırakmakla, ki yıl sonunda başvuru yapılabilecekken, sadece onu alabilme şansınızı biraz zora sokabilir. Yoksa sizin numaranız aslında çok önlerde. Dolayısıyla yıl sonu ve gelecek yılbaşı gibi siz göçmenlik vize görüşmesi için Amerikan Konsolosluğu'na başvuru yapabilme durumuna gelmiş olacaksınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben 5 ay önce F1 vizesine başvurdum. Hala beklemediğim 9 Ağustos'a kadar cevap gelmezse yeni değişiklik beni etkiler mi acaba? Okula gitmek istiyorum ancak pending sürecindeyim diyor bu takipçiniz. Siz şu an öğrenci statüsü için başvuru yapmış durumdasınız ve onun sonucunu bekliyorsunuz. Dolayısıyla siz o sonucu olumlu alana kadar okula gitmeyeceksiniz ve sonucunuzu aldıktan sonra ve diyelim statü değişikliğiniz onaylandığında o zaman siz okulunuza kaydınızı yaptıracaksınız derslerinize ve okulunuza katılmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla sizi 9 Ağustos'taki durumla çok ilgili bir durumunuz yok. Dolayısıyla sizin durumunuz, siz zaten süreci bekliyorsunuz. Onaylandığında okulunuza başlıyorsunuz. Evet, 9 Ağustos'tan sonra sizi etkileyecek olan durum ise şu olacak. 9 Ağustos'tan sonra siz ne zaman okula başlama durumuna geldiğinizde okulunuza başlar başlamaz artık şunu biliyor olacaksınız. Ben eğer okulumu devam ettirmezsem ya da programı tamamlarsam o zaman ülke dışına çıkış yapmam lazım. Hani burada kalayım, işte statümü ihlal edeyim, işte bundan bir yıl sonra geri çıkarım diye bir rahatlığa girmenize mümkün olmayacak. Çünkü bu sefer tekrar Amerika'ya gelememe riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Siz okulunuza devam ettiğiniz sürece, programınızı devam ettirdiğiniz sürece de burada kalıp programınızı devam ettirebileceksiniz. Dolayısıyla 9 Ağustos'taki yeni yürürlüğe girecek öğrencilerle ilgili olan değişiklik kişilerin buradan geri göndermekle ilgili bir durum değil. Yani kişilerin yok işte okula gidemezler, yok vizeleri bitince geri dönecekler, yok işte burada statü değişikliği yapamazlarla ilgili bir durum değil. Sadece kişiler okullarını tamamlarsalar burada kalmasınlar, geri dönsünler istiyorlar. Ya da kişi burada statüsünü ilan etmişse burada statüsünü ilan ettikten sonra geçirdiği her gün onun aleyhine işliyor olacak. Dolayısıyla eğer siz okulunuza devam ettiğiniz sürece, programınızı başarıyla devam ettirdiğiniz sürece hiç problem yaşamadan
burada eğitimimize olduğu gibi devam edebiliyorsunuz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: F1 vizesini Amerika'dan uzatmak mümkün müdür? Ne kadar uzatılabilir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla siz Amerika'ya F1 vizesiyle geldiniz ve burada programınıza katılıyorsunuz ve okulunuza devam ediyorsunuz. Fakat bu arada pasaportunuzdaki vizenizin süresi bitmiş durumda ya da bitecek durumda. Bu konuda söyleyeceğim şu: yani çok önceden bu tip durumlarda vizesi bitmiş olup hala Amerika'da okula gidip vizesi bitmek üzereyken olan öğrencilerimiz pasaportlarını Amerikan konsolosluğuna göndererek yeni bir vize alma durumları mümkün oluyordu. Fakat şu an çok değişikliklerden dolayı bu tip durumlarda Amerikan konsolosları çok kolay vize vermeyecekler. Sizin daha çok tekrar konsolosluğa gidip vizeye onların önünde başvuruyor olmanızı görmek isteyecekler. Dolayısıyla pasaportunuzdaki vizenizi buradan çıkmadan uzatmak zor olacak. Ama tabii ki burada okulunuza devam ettiğiniz sürece de statünüzde herhangi bir sıkıntı olmadan burada kalabileceksiniz. Öğrenci vizesiniz, pasaportunuzdaki öğrenci vizesinin süresi geçmiş bile olsa. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'ya turist vizesi başvurusunda bulunurken hazırlamamız gereken evraklar arasında otel ve uçak rezervasyonları olmalı mı? Ücretsiz iptal edilebilecek diye not almış. Amerika resmi web sitesinde vizeyi almadan kesinlikle seyahat planlaması yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir bilgi var. Bu bilginin anlamı rezervasyon bile yapmayın mı demek? Mülakatta bize bu durum nasıl bir sonuç doğurur? Daha vize vermedik, niye istinaden rezervasyon yaptınız, neden rezervasyon yapmadınız diye bir durumla karşı karşıya kalır mıyız diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan konsolosluğunun web sitesinde sizi uyarıyor olmasının sebebi şu: seyahat planları yapmayın diye. Vizeyi alıp almayacağınız belli olmadığı için hani sakın uçak bileti alıp rezervasyon ya işte otel tutup masraf yapmayın. Masraf yaparsanız eğer vizenizi alamazsanız bu yaptığınız paraları kaybedersiniz diye vizenizi almayı bekleyin diye tavsiyede bulunuyorlar. Fakat bu şu anlama gelmiyor: Amerikan konsolosluğu vize başvurusu yaparken kişiler plan yapmış olabilirler veya plan yapmamış olabilirler. Kaç gün kalacakları konusunda, nerede kalacakları konusunda. Dolayısıyla bu konuda hatta DS formunda bile soru var. Eğer bir plan yaptıysanız bu planı belirtin. Bu noktada size bunu sorabiliyorlar. Bunun için de şu durum önemli: sonuçta siz plan yapabilirsiniz, rezervasyon da yapabilirsiniz. Yani otel rezervasyonu, uçak rezervasyonu, hatta ben şu tarihlerde olacağım, şurada kalacağım demenizde hiçbir sakınca yok. Bu konuda Amerikan konsolosluğu size neden bu rezervasyonları yaptınız diye soru sormayacak. Ha, şunu sorabilir: seyahat planınız var mı, nereye gideceksiniz diye sorabilirler. Bu noktada siz evet ben şurada kalacağım, uçak rezervasyonlarını şu tarihe aldım, otel rezervasyonu şu tarihe aldım diye açıklamanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika vize müracaatlarında seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorunlu mu? Mülakattaki görevli ya da sınır kapısındaki polis bize bunu sorar mı diye bir takipçimizin sorusu var. Amerika vize müracaatlarında tabii bu vize türüne göre değişebilir ama örnekle diyelim turist vizelerinde herhangi bir sağlık sigortası yapma zorunluluğu yoktur. Tabii siz gönüllü olarak bunu yapabilirsiniz. Sonuçta ülke dışına seyahat ediyorsunuz. Bu noktada Türkiye'den bir uluslararası sağlık sigortası yapmanızda bir zarar yok. Yani bunu yapabilirsiniz. Bu gayet güzel bir adım olur. Fakat herhangi böyle bir zorunluluk bu konuda turist vizesi başvurularında yok. Ama örnek vereyim, kişi C1 vizesi için buraya geliyorsa ve C1 vizelerinde sponsor firmalar öğrencilerin ya da bu staj yapacak kişilerin sağlık sigortası yapmasını görmek isteyecekler. Dolayısıyla o örnekte evet böyle bir zarurilik olacaktır. Ama yoksa turist vizesi örneğinde böyle bir sağlık sigortası zorunluluğu mümkün olmayacaktır. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: ben Amerikan vatandaşıyım. Bu yaz Türkiye'de evleneceğim. Eşim ile birlikte geri döneceğim. Kendisi F1 vizesiyle post doktora yapıyor. Gelecek bir yıl sonunda geri döneceğiz. Ben de git gel yapacağım bu arada. Sorun ise şu: Amerika yasalarında evlensek ve Green Card'a başvurmasam, çünkü eşimin üniversiteye geri döneceği kesin. Belki ilerleyen zamanlarda Amerika'ya temelli dönersek o zaman başlatırım Green Card işlemlerini diye düşündük.
sizce bu mümkün müdür diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, sizin bu durumda nişanlınızla evlenmenizde bir engel yok. Siz Amerikan vatandaşı olarak onunla evlenebilirsiniz. Kendisine yeşil kart başvurusunu hemen yapma diye bir zaruretiniz yok. Aslında düşündüğünüz plan yerinde. Yani şöyle söyleyeyim, eğer ki eşiniz ve sizin Amerika'da şu an yaşama planı yoksa, ta ki o eğitimini tamamlayana kadar Türkiye'de, o zaman şu anda Green Card'a başvurmanız zaten mantıklı olmayacak. En büyük nedeni ise ikametgah olarak hala burada olamayacaksınız. Hala Türkiye'de onun eğitimini bitmesini bekleyeceğiniz için bu noktada şu an başvuru yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ama size şu tavsiyede bulunabilirim. Örnek veriyorum, onun eğitiminin tamamlanmasına örnek vereyim bir yıl kala ya da siz bir yıl sonra buraya gelecek gibi kendinizi planladığınız zamanlarda o zaman yeşil kart sürecini başlatabilirsiniz. Yoksa şu an görünende de ikamette olarak Türkiye'de olacaksınız. Bundan dolayı herhangi bir plan yapmanızda gerek yok diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Göçmenlik dairesinden olumlu sonuç aldığımızda Amerikan konsolosluğu benden ne gibi evrakları ister diye bu takipçimiz bize soruyor. Eğer sizin göçmenlik vize başvurunuz, size yapılan başvuru göçmenlik dairesi tarafından onaylandıktan sonra sizin dosyanız Visa Center aracılığıyla Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna ve Amerikan elçiliğine yönlendirilecektir. Dolayısıyla bu noktada Visa Center'ın Amerikan konsolosluğunda incelenmesi için sizden isteyeceği evraklar, örnek olarak şunları sıralayabiliriz. Tabi orijinal evrakları da istiyorlar. Örnek olarak sabıka kaydı isteyecekler. Doğum sertifikaları isteyebilirler. Boşanma kararı isteyebilirler. Ve onun dışında siz mülakat öncesinde de Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunun çalıştığı doktor ofisiyle sağlık muayenesinden geçip sağlık raporu almanızı da isteyecekler. Dolayısıyla sizin buradaki göçmenlik dairesinin onayından sonra bir yere getireceğiniz en önemli dokümanlar sabıka kaydı olacaktır, nüfus kütük kaydı olacaktır, boşanma kararı olacaktır eğer var ise ve sağlık raporu olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yönde. K-1 nişanlılık vizesinin 6 ay erken veya 8 aydan geç çıktığı oluyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi evet, nişanlık vizelerinde başvurular genelde görünen 6 ay civarında, hatta 6 ayın üzerinde sürdüğü oluyor. Ama tabii istisnai durumlarda 6 aydan daha az sonuçlandığı da görülüyor. Ama genelde 6 aydan daha fazla, 8 ay civarında nişanlık vize sonuçlarını aldığımız daha çok görülmektedir diye bu takipçinin sorusunu cevaplayabilirim. Tabii bazı durumlarda bazı eksikliklerden dolayı da 8 aydan da fazla sürme durumları mümkün oluyor diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 10 yaşında green card olan kızım 16 yaşında kartını yenilemek, değiştirmek zorunda mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Sonuçta sizin kızınız yeşil kartı aldığında 10 yıllık bir kart oluyor. Ve bu kart 10 yıl süresince geçerli. O 10 yıl süresi dolmadan önce kendisi başvuru yapıp yeni bir 10 yıl alıyor. İlla 16 yaşında değiştirmek zorundadır diye bir kaydı olmayacak. Ama değiştirilmesi gerekiyorsa ya da bu iletilirse bir şekilde, o zaman değişiklikler yapılır. Yoksa var olan kartının bitişine kadar bekleyebilir ve kartını ondan sonra yenilemesi mümkün olur. Ama bazen görüyoruz, girişlerde gündeki görevliler diyebiliyor, İşte bu kartınızı yenilemenizde fayda var. Bu tip durumlar oluşursa o zaman kartını yeniler diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Babam 29 yıldır Amerika'da, oranın vatandaşlık hakkını kazandı. Öz oğluna ve öz erkek kardeşine green card alma hakkı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi babanız Amerikan vatandaşı. Amerikan vatandaşı olduğunda Amerikan vatandaşları kendi çocuklarına ve kardeşlerine yeşil kart sponsorluğu yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu durumda babanız size yeşil kart başvurusu yapabilecektir, green card başvurusu yapabilecektir ve öz kardeşlerine de yeşil kart, green card başvurusu yapabilecektir. Buradaki tek olan durum kardeşlerin tabii ki yeşil kartı almaları çocukların almasından daha uzun sürecektir diye bu ek bilgiyi bu takipçimizle paylaşmış
olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Statü başvurusunu vizenizin bitiş tarihinden ne kadar önce yapmamız gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi genel olarak şunu söyleyebilirim. Önemli olan nokta sizin yasal statünüz bitmeden statü değişikliği başvurusunun göçmenlik dairesinde yapılmasıdır. Bunun belli bir tarihi yoktur. Ama göçmenlik dairesinin genelde tavsiyesi işte 2 ay kala, 2 ay civarında statünüz bitmeden başvurunuzu yapın diye tavsiye ederler. Ama bu 2 ay içinde yapmayıp da son 2-3 haftada yapana herhangi bir negatif durum yaratmaz. Dolayısıyla önemli olan nokta sizin yasal durumunuz bitmeden önce statü değişikliği başvurusunun yapılması gerekiyor diye bu bilgiyi bu takipçimize paylaşmış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir yıl OPT hakkından bahsetmişsiniz. Bu mühendisler için 29 ay diye biliyorum. Ayrıca okuduğum kadarıyla ilk 3 ay içerisinde bir işveren bulma zorunluluğumuz var. Eskiden bu yoktu. Bu konuları ayrıntılarıyla açıklayabilmeniz mümkün mü diye bu takipçimiz bize soruyor. Öğrenci arkadaşlar okullarını bitirdikten sonra OPT hakkından faydalanabiliyorlar. Eğer ki okulları ve katıldıkları program buna izin veriyorsa. Tabii genelde OPT süreleri 1 yıl oluyor. Tabii ki teknik alanda olanlar için ise bu 29 aya kadar da gidebiliyor. Uzatılma imkanı var onlar için. Ama teknik alan dışında olanların ise OPT yapabilme süresi 1 yılı buluyor. Ve OPT sürenizi değerlendirmek için okuldan mezun olduğunuz zaman ve o sürecinizde okulunuzdaki DSO ile görüşüp bir şey çok dikkatli olmanız gerekiyor. O da zamanında göçmenlik dairesinde çalışma izni başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bu konuda çok mağdur olan öğrenci arkadaşları görüyoruz. Çünkü süresini geçirdikten sonra, program bitiminden sonra, süresini geçirdikten sonra çalışma izinlerine başvuru yapıyorlar. Ve bu sayede de çalışma izni hak kazanamıyorlar ve OPT hakkını kaybetmiş oluyorlar. Tabii bir de diğer dikkat edilecek bir noktada önemli olan, siz çalışma kartına başvurduktan sonra çalışma izniniz geldiği zaman bir yerde çalışmaya başlamanız gerekiyor ve bu çalıştığınız yeri de okulunuza bildirmeniz gerekiyor. Ve bu noktada genelde okullar tabii ki sizin en kısa zamanda okula nerede bunu yapacağınızı bildirmenizi sizden bekliyorlar. Örnek olarak bu noktada işte genelde okullar işte biz 90 gün içinde, 3 ay içinde işte yer ayarlamış olmanız lazım diye size karşı karşıya kaldığınız süre sınırlamasını da bildiriyorlar diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Küçük bir teknoloji şirketimizde çalışmak üzere yine bizim şehirdeki üniversiteye C1 vizesiyle gelmiş, vizesi üniversite tarafından sponsor edilmekte olan ancak üniversitede appointment ile postdoc yapan İranlı bir kişi başvurdu diyorlar. Çalışma konuları aynı olacak. Bu kişi bizim şirketimizde çalışabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu bahsettiğiniz kişi sonuçta burada C1 vizesiyle üniversitede çalışmak için bulunuyor. Ve kendisinin C1 vize sponsorluğundaki çalışma yeri, location'ı, yerini değiştirebilmesi için sponsor firmasının buna izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla size bu noktada tavsiyem, kendisine şunu söyleyeyim. Sponsor firmasıyla irtibata geçip iş teklifi aldığını ve C1'ını o şu anki yaptığı yer yerine sizin teknoloji firmasıyla yapmak istediğini bildirmesinde fayda vardır. Yoksa C1 yerini kendisinin ya da sizin değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Tabii ki eğer bu konuda firma bir izin vermiyorsa, sponsor firma izin vermez ise siz o zaman şirket olarak o kişinin sizde çalışabilmesi için değişik çalışma vize türlerine bakmanız mümkün olacaktır diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayındaki bir takipçinin sorusu şu yönde. Turist vizemle Amerika'ya gelip orada kalmak istiyorum. 2 sene orada hiçbir olaya karışmadan kalırsa göçmenliğe başvurabiliyormuşuz. Bu bilgi ne kadar doğrudur diye bu takipçimiz soruyor. Sizin göçmenliğe yani yeşil kartını, green card'a başvurmak için burada belirli bir süre kalma diye bir şart yok. Yani bunun için size bir başvurunun yapılması gerekiyor ve sizin green card'ı hak etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani sadece sizin buraya turist vizesiyle gelip ben 2 yıl hiç orada bir olaya karışmadan kalıp yeşil kartta hak kazanabilir miyim noktasındaki soruya cevabımız hayır olacak. Dolayısıyla green kartı alabilme ya da burada göçmenlik hakkına sahip olmak için burada 2 yıl kalma diye bir durum yok. Yani bunu dolayısıyla doğru bir duyum değil bu. Ve bu noktada siz yeşil kartı gidemeyeceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu
cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben ve arkadaşım şu an Whitewood, New Jersey'de C1 vizesiyle bulunuyoruz. Work and Travel ile geldik. Eylül sonunda döneceğiz. Üniversitede son senemiz. Bir arkadaşımın 3 dersi kaldı. Vize statümüzü değiştirmek istiyoruz. Burada daha uzun kalıp dilimizi ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Dil okulu ile veya üniversite öğrencisi olarak uzatabilir miyiz? İngilizce transkript ve öğrenci belgemiz yanımızda. Başka ne gibi yollar var? Süreç nasıl işliyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim öncelikle bu noktada size tavsiyem şu olacak genç arkadaşa. Siz tabii Work and Travel programı için daha yeni geldiniz. Ve geçen yıldan beri bir değişiklik var. O değişiklikte kişiler Amerika'ya geldiklerinde giriş vizelerinin dışındaki başka bir statüye geçme işlemlerini 90 gün içinde yapamazlar. Veya yapmamaları lazım diye bir değişiklik geldi. Dolayısıyla benim ilk tavsiyem size bahsettiğiniz değişikliğe kesinlikle 90 gününüz dolduktan sonra başvuru yapılmasıdır. Tabii bunu da yaparken size verilen kısa süre ki neredeyse 3 ayın biraz üzerinde olacak geçirmemeye çalışın ki yasal durumunuzu almadan herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayın. Dolayısıyla siz bu sürelere ve bu adımlara dikkat ettikten sonra burada statünüzü bir üniversite ya da dil okuluna çevirmek için çalışmaları yapabilirsiniz. Dikkatli olması gereken diğer bir şey de yürürlükte belli değişiklikler var. Geçen yıldan beri o noktada da artık daha önceki yıllar gibi öğrenci lisesine başvururken sadece başvurmak yetmiyor. Aynı anda alt statüde devam ettirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada doğru ve dikkatli adım atmanızda fayda var diye iletmek istiyorum. Şu an için eğer ki sizin niyetiniz, eğitiminiz noktanızda işte dilinizi ya da eğitiminizi geliştirmekse bu en iyi opsiyon olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olabilirim. Diğer yollar ne olabilir noktasında ise eğer iş yeri size sponsor olmak isterse ya da bir yatırım yapılmak isterse o zaman değişik çalışma vizeleri ya da yatırımcı vizeleri durumu değerlendirmeye alınabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bugün canlı yayında şu noktada. Ben ortaokul mezunuyum fakat Türkiye'de tır şoförüyüm. Mesleki yeterlilik belgem de var. Buradaki bazı firmalar mesleğinden dolayı yeşil kart çekilişine katılabileceğimi söylediler. Siz ne dersiniz bu konuda diye bize bu değerli takipçimiz soruyor. Şimdi sizin yeşil kart çekilişine katılmanızda bir engel yok. Katılabilirsiniz. Sizin yeterlilik şartlarını yerine getirdiğiniz zaman eğer ki size yeşil kart çekilişi çıkarsa o çıktıktan sonra gündeme gelecektir. Dolayısıyla sizin şu an için bu tip şartlara da çok girmeden başvuru yapmanızda bir engel yok. Siz tabii eğitim noktasında lise mezunu değilsiniz ve dolayısıyla 2 sene bir çalışma birikimi gerektiren bir işle çalışmış olmanız gerekiyor. Aslında girmek istediğiniz sektör Amerika'da da çok ihtiyaç duyulan bir sektör ve bu noktada herhangi bir sorun yaşamayacağınızı ben de düşünüyorum. Bu şekilde başvurunuzu yapmanızda bir engel yoktur diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya gelip yaşamak ve çalışmak istiyorum. Akrabanın kuaför dükkanı var. Nasıl bir yol izlemeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Sizin eğer Amerika'ya gelip burada çalışma ya da yatırım yapma gibi niyetiniz var ise veya bahsettiğiniz kuaför salonu üzerinden size bir sponsorluk yapılabilecekse buradan mantıklı olan onu değerlendirmeyebilir. Örnek veriyorum. Eğer bu bahsettiğiniz kuaför salonu sizi oraya kuaför olarak almak istiyorsa bunun için size yeşil kart sponsorluğu yapabilir ve bu yeşil kart sponsorluğu üzerinden sizin buraya gelip o yerde çalışıyor olmanız çok daha ideal bir yol olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde bugün canlı yayında. Amerika'da şirket kurmak kolay ama avukatlık ücretleri neden pahalı diye bu takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim, evet, Amerika'da şirket kuruluşları eyaletten eyalete değişmekle beraber gerçekten çok kolay bir prosedür ve Türkiye'deki gibi işte resmi gazete gibi yükümler gerektirmeyen bir şirket kuruluşu süreci vardır. Yani bürokrasi çok azaltılmış durumdadır. Dolayısıyla siz kurmak istediğiniz şirket türüne ve adımına göre, yerine göre, bölgeye göre şirketi kuruşunu yapabiliyorsunuz. Avukatlık ücreti noktasında ise avukatların devreye girdiği yer şu oluyor. Sizin kurmak istediğiniz şirket türünün ne kadar doğru olduğu, size en ideal hangisi olacağı, yapacağınız iş noktasında
hangi veya nereden adım atmamız gerektiğinde doğru yönlendirecek profesyoneller oluyor. Dolayısıyla evet, bu noktada avukatlar ücret alıyorlar ve bu ücret noktasında siz aslında bazen daha sonradan daha fazla size masraflar yol açacak durumları baştan önlemiş oluyorsunuz. Aslında bundan dolayı belki ücretleri yüksek görüyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi tabii sizin şirket kuruluşunun dışında ne yaptıracağınız da önemli. O şirket kuruluşu, ortaklar arası sözleşmeler, hisse senetlerinin düzenlenmesi, marka hakları. Dolayısıyla değişik şekilde ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri çok doğru şekilde avukatlardan alıyor olabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da firma kurduğunda illaki Amerikalı mı çalıştırmam gerekiyor, yoksa kendi eşimi, dostumu Türkiye'den getirip çalıştırabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Eğer sizin Amerika'da kuracağınız şirkete bir yatırım yapacaksanız ve bu yatırımı yaptıktan sonra siz Türkiye'den işçi getirmek istiyorsanız, bu yatırımcı vizeleri altında mümkün olacak bir şeydir. Dolayısıyla siz yatırımcı statüsüne girdikten sonra ya da şirketiniz Türk vatandaşlığını elde ettikten sonra sizden dolayı bu da nasıl oluyor? Siz buradaki şirketin sahibi oluyorsunuz ve Türkiye'de bile olsanız yatırım da yapmış iseniz o zaman bu adımlar atılabiliyor ve size de vize alınabiliyor ve çalışmak ve getirmek istediğiniz kişilere de vize alınabiliyor. Fakat şurayı yanlış anlamamanızı istiyorum. Hani eşime ve dostuma derken, eğer siz yatırımcı vizesi için yatırım yaparsanız ve yatırımcı vizesi alırsanız eşiniz zaten çalışma izni hak kazanıyor. Dolayısıyla eşiniz isterseniz sizin firmanızda, isterseniz başka firmalarda çalışmasının herhangi bir engel olmuyor. Onun dışındaki dostlarımı falan getirmek istiyorum diyorsanız, burada önemli olan nokta gelecek kişilerin sizin firmanızda ne iş yapacakları, sizin firmanızın neye ihtiyaç duyacakları noktasında önemli olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Dil okuluna kayıt olup statü değişikliği sonrası sosyal security numarası alabiliyor muyuz? Araç satın alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz dil okuluna kayıt yaptırdıysanız ve statü değişikliğiniz onaylandı ve siz okulunuza başladınız, sosyal güvenlik numarası hakkını elde etmiyorsunuz. Yani sadece okulunuza başlamakla ya da okulunuza başlamak için onay aldıktan sonra. Sosyal güvenlik numarasını alabilmek için çalışma iznine izin verilmiş olması gerekiyor. Örnek vereyim, eğer okulunuz aynı anda sizin onlarla çalışmanıza izin verirseler, bu için sosyal güvenlik numarasına başvuru yapabilirsiniz. Ya da bir şirket başvuru yaparsanız, sponsor olursa, tabii çalışma iznine geçtiğinizde sosyal güvenlik numarasına hak kazanabiliyorsunuz. Ama sadece okulunuza gidiyorsunuz diye sosyal güvenlik numarasına hak kazanmayacaksınız. Ama şunu yapabilirsiniz, sosyal güvenlik numarasını alamadığınız durumlarda kişisel vergi numarasını alıp belli işlerinizi onun üzerinden yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, araç alma noktasında satın alacağınız aracı alabilmek için bağlı olduğu departmana ya da motor vehicle dedikleri yere başvuru yapıp onların sizin kişisel vergi numaranızı kabul edip etmeyeceklerini öğrenebilirsiniz. Eğer edecekseler, o zaman kişisel vergi numarasıyla bu satın alma işlemini yapmanızda bir engel olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bugün canlı yayında şu. F1 statüsü bitiminde E2'ye geçiş yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer F1 statüsünü devam ettirdiğiniz sürecinizde F1 statünüz bitmeden önce burada yatırımcı statüsüne, yani E2 statüsüne geçmek için adım atabilirsiniz. Yani F1'dan E2'ye burada geçiş yapabileceksiniz göçmen dersi aracılığıyla. Önemli olan nokta, sizin statünüz bitmeden önce bir yatırım durumu gerçekleşecekse yatırımınızı yapıp ortaklığınız ya da satın alma ya da yeni bir iş kurma adımları atılacaktır. Bu adımlar atıldıktan sonra sizin öğrenci statünüz bitmeden yatırımcı statüsüne, E2 statüsüne başvurular yapılarak statü değişikliğinizi yapmak ülke dışına çıkmadan mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Turist vizesi için kaç ay sigortamızın olması yeterlidir ve kaç kez ve hangi Schengen ülkelerine tatile çıkmamız lazım diye bir takipçimiz soruyor. Yani en az 6 aylık bir çalışma geçmiş ya da sigortası olması sizin Türkiye'deki bağlarınızın biraz da güçlü olduğunu, en azından o iş yerine geri döneceğinizi gösteren faktörlerdendir diye bu takipçimizin sorusunu cevabını yenilemiş olalım. Diğer sorumuza gelince, Schengen ülkelerine
kaç kez tatile çıkma noktası ise, tabii ki Amerikan konsolosluğu sizin birden fazla kez ülke dışında, yani başka ülkeleri sevk etmiş olduğunuzu görmeleri, özellikle Schengen ülkelerine gittiğinizi görmeleri, size Amerika turist vizesi verme noktasında daha onları ikna edici olacaktır. Dolayısıyla burada belli bir kaç kez yapılacaktır diye sınırlama getirmek zor. Ama siz ne kadar yapabiliyorsanız bunun üzerinden tabii ki şansınız artmış olacaktır diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da bulunuyorum. Amerika'da ehliyet alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da eyaletten eyalete ehliyet kuralları değişebiliyor ve eyaletlerin departmanı, ehliyetle ilgilenen motor vehicle dedikleri departmanı çok değişik şartlarla gelebiliyor. Yani her eyalette aynı şartlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ve siz eğer yasal durumunuzda geldiğinizde turist vizesiyle bulunurken Amerika'da ehliyete başvuru yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Örnek veriyorum, New York eyaletinde siz turist vizenizde de olsanız size ehliyet vermeleri mümkün oluyor. Ama verecekleri vize süresi tabii ki sizin burada oturumunuzun gösterdiği süre kadar olacaktır. Onun için sizin o departmanın gerektirdiği belli kriterleri, puanlamaları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunları yerine getirdiğiniz sürece, örnek veriyorum, pasaportunuzdur, ekli kimliktir, kredi kartınızdır, banka hesabınızdır, adres kanıtınızdır. Bu tip evrakları bir yere getirdikten sonra siz ehliyete başvurmanıza herhangi bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen sorusu şu yönde. Hiç vize başvurusu yapmadım. Evraklarımı tamamlamam bir senemi alacak. Sizce bu Ekim ayındaki Green Card başvurusunu yapmalı mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Green Card başvurunuzu yapmanızda herhangi bir engel yok. Siz bu sene Ekim ayında yapılacak çekilişe başvuru yapabilirsiniz. Hani bunu yapın ya da yapmayın demem zor olacak. Ama siz eğer tabii ki Amerika'da yaşama niyetiniz varsa daha sonra, o zaman Ekim ayındaki çekilişlere başvurularınızı yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olabilir. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Kanada vatandaşı olarak Amerika'da iş yeri açabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Siz Kanada vatandaşı olarak evet Amerika'da iş yeri açabilirsiniz, şirket kuruluşu yapabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Ve bu şirketiniz veya yatırımınızdan dolayı da yatırımcı vizelerine de hak kazanabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizin bugün canlı yayında sorduğu soru da şu yönde. H2B tamamen ücretsiz deniliyor. Bilginiz var mı bu konuda diye soruyorlar. Hatta para alınırsa Türkiye'deki firmaya ceza kesiyorlarmış diye, doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi H2B vizeleri için tamamen ücretsiz deme noktası ne kadar doğru olur bilemiyorum. Fakat H2B vize sürecinin bazı aşamaları var. Bunun içinde gerek işte gazete ilanları için yapılacak masraflar, gerek göçmenlik dairesinde yapılacak başvuru ücreti, gerekse konsolosluk zamanı ödenecek ücret, bunların hepsi bir belli bir ücreti var. Dolayısıyla hiç ücret olmuyor demek çok zor olacak. Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki gün sonunda siz eğer bir sponsor firmayı kullanıyorsanız ve bu sponsor firma üzerinden H2B başvurularınıza gidiyorsanız, onlar tabii belli bir ücret alabiliyorlar. Bu da tabii hangi sponsor firma veya ne tür bir iş bulunduğuna göre de değişecektir diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olabilir. Önemli olan nokta burada. Tabii ki siz eğer bir iş yeri varsa ve size sponsor olmak istiyorsa, o zaman o iş yeri üzerinden siz çok daha düşük ücretlerle bu çalışmayı yapıyor olmanız mümkün olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Biz 2018 Green Card çekilişini kazandık. Aile olarak başvurumuzu yaptık. Fakat sıramız 38 binlerdeydi. Şu an sıra gelmediği için son bültenin açıklandığı söylendi ve 25 binlerde olduğu yazıyor. Bizim Green Card hakkımız yanmış mıdır? Yoksa hala ihtimalimiz devam ediyor mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Green Card çekilişlerini kazanan kişiler, sizin durumunuzda geçen yıl bu sene için kazanmış olan kişiler, bu sene Eylül ayına kadar eğer Türkiye'deyseniz Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesine girip göçmenlik vizesinin onayını almanız gerekiyor. Şu an biz 7. aydayız ve dolayısıyla önümüzde hala diyelim 1-1,5 ay zamanımız var.
1-1,5 ay süresi içinde dosyaların ya sizin 38 bin dosyanız içine dahil etmesi gerekiyor ya da bütün kotalar açılıp evet şimdi başvurular yapılabilir denildiğinde sizin Amerikan konsolosluğuna randevunuzun alınmış olması ve Eylül'den önce de o görüşmeye gidip göçmenlik vizesini almış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Şu anki süreçte ihtimaller belki azalıyor ama hala bir ihtimaliniz var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Yatırımcı vizesi için minimum ne kadar bütçeniz olmalıdır diyor bu takipçimiz. Şimdi yatırımcı vizelerinde minimum bir rakam yok. Sizin yapacağınız yatırım, giriş yapacağınız iş ya da giriş yapacağınız ya da ortak olacağınız işe göre değişebiliyor. Dolayısıyla sizin bu noktada ne kadar minimum rakam yatırım yapacağınızı aslında ne tür bir işe yatırım yaptığınız ya da nasıl bir işe girdiğiniz belirleyecektir. Dolayısıyla bu 200 bin dolar da olabilir, bu 50 bin dolar da olabilir. Dolayısıyla minimum bir rakam yok ama işinizin gerektirdiği yatırımı yapıyor olmuş olmanız gerekecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bugün canlı yayında. Amerika'da amcam yanına gidebilmem için bana sponsor olmak istiyor. Üniversiteden yeni mezun oldum ve askerliğimi yapmadığım için turist vizesi almam ne kadar zordur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii Amerikan konsolosluğu sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakacaktır. Siz turist vizesi başvurusu yaparken. Dolayısıyla sizin okulu bitirmiş olmanız ve işte askerlik yapmamış olmanız ya da bir yerde çalışmıyor olmanız sizin tabii ki Türkiye'de çok güçlü bağlar bırakmadığınızı gösterebilir onlara ve Amerika'ya eğer gelirseniz geri gitmeyeceğinizin izlenimini yaratabilir. Dolayısıyla vize almanız zor olabilir. Benim bu noktada tavsiyem eğer eğitiminize devam ediyorsanız eğitiminizi devam ettirin ya da bir yerde çalışmaya başlayacaksanız ondan sonra bu turist vizesi başvurusu yapmanız çok daha mantıklı olacaktır diye size tavsiyede bulunabilir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bugün canlı yayında şu. İngilizcem yok. Aynı zamanda açıktan okuyorum. İlk olarak Amerika'ya dil kursuna mı gitmemiz gerekiyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'ya neden gelmek istediğinize göre bu sorunun cevabı değişecektir. Eğer siz gezmek için geliyorsanız o zaman turist vizesine başvuru yapabilirsiniz. Yok ama dil eğitimi almak için gelmek istiyorum diyorsanız o zaman öğrenci vizesine başvurmanız önemli olacaktır. Dolayısıyla ister siz turist vizesine ister öğrenci vizesine başvurun. Amerikan konsolosluğu sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakacaktır. Ne kadar güçlü olduğuna bakacaktır. Finansal durumunuza bakacaktır. Bunları yeterli gördüğü sürece size ister dil kursu olabilir, ister gezme amacıyla olun. Gerekli vizeyi veriyor olacaklardır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de avukat ve arabulucuyum. Amerika'da arabuluculuk görevi yapmak için orada hukuk eğitimimi görmek gerekiyor veya mediation kursları almam yeterli olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'daki arabuluculuk sisteminde kişilerin avukat olması diye bir zorunluluk yok. Dolayısıyla bu görevi yapmak için kişinin hukuk eğitimi bitirmesi de şart değil. Arabuluculuktaki olaylarda aslında uzmanlara bakılıyor ve bu uzmanlar hukuk eğitimi de almış olabiliyor, avukat da olabiliyor. Aynı anda sektörlerden gelen veya sektör birikiminden gelen kişiler de olabiliyor. Bu sektörleri bildikleri alanlarda arabuluculuk görevlerini yerlerine getiriyorlar. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken burada, buradaki arabuluculuk noktasında bahsettiğiniz gibi mediation kurslarını alarak, belli yükümleri yerine getirerek arabulucu olarak çalışmaları yapmanız mümkün olacaktır. Tavsiyem bu noktadaki istenen şartlara bakıp gerekli mevzuatı ya da kursları tamamladığınız zaman bu çalışmaları yapabilirsiniz. Tabii hukukçular bu konuda hukuk eğitimi alanlar genelde arabuluculuk işlerini yapmaktalar. Dolayısıyla onların için biraz daha rahat olacaktır bu süreç. Yoksa bunun dışında olanlar için de bu engel yoktur diye bu meslektaşımızın sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise çok genel bir soru ama şunu soruyor kendisi. Yeşil kart nasıl alınır diye böyle çok genel bir soru sormuş durumda bize. Şunu söyleyebilirim. Yeşil kartı almanız ailevi gerekçelerle olabilir. İş yeri sponsorluğuyla olabilir. Yatırım ile olabilir. Veya çekiliş dedikleri başvurularla olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.
Diğer takipçimizden gelen soru canlı yayında şu: süren davamızı DS-260 formunda belirtmemiz vize almamızda sıkıntıya yol açar mı? Şimdi kişiler göçmenlik vize başvurularında güvenlik sorularıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu güvenlik soruları da kendilerinin herhangi bir suç işleme durumları, tutuklanma durumları, devam eden bir yargılama, bitmiş olan bir yargılama olup olmamasını isteyeceklerdir. Dolayısıyla sizin burada dikkat etmeniz gereken, bu başvuruları yaparken doğru bilgileri onlara sunuyor olmanız. Doğru bilgileri sunduğunuz sürece bu mahkemenizin devam ediyor olmuş olması başvuru yapmanızı engelleyir. Ama tabii ki o sürecin, davanın durumuna, niteliğine göre değişecektir. Green Card alıp almamanız ve sonucuna göre de değişebilir. Ve gün sonunda o mahkemenin sonuçlanması gerekebilir. Yoksa eğer bir tutuklama varsa, ceza bir yargılama varsa bunun belirtilmesi gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise Amerikan vatandaşı olan eşimin amcası araç alım satımı ile ilgili bir biznes ile ilgileniyor. Şirket ortağı olmadan nasıl çalışma izni alabilirim? Amerika'nın eksik olan iş kolları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi örnek vereyim ben size. Farz edelim bu sahip olunan şirket üzerinden size diyelim araba tamircisi olarak alınmak isteyebilirsiniz. O zaman o şirket ortak olmanız gereken bir durum yok. Eğer o şirketin böyle bir araba tamircisine ihtiyacı var ise ve sizin ve şirketin geliri de sizin karı da sizin maaşınızı ödeyecek güçte ise o zaman en ideal yöntem o şirket üzerinden size yeşil kart çalışmasını başlatmak olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika C1 vizesinden F1 vizesine geçiş kaldırıldı mı diye bu takipçimiz soruyor. Hayır, statü değişikliği noktasında C1 vizelerinden F1 vizelerine geçiş kaldırılmadı. Fakat bu geçişleri yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Geçen seneden beri yürürlükten değişmeler var. Bu değişikliklerden en önemlisi siz artık direkt C1'dan sadece F1'a geçiş başvurusu yapmakla kalmıyorsunuz. Aynı anda alt başka bir statüyü de devam ettirmeniz gerekiyor. Örnek verelim C1'dan TÜR vizesine geçiş gibi. Ancak bu şekilde siz F1'a geçişiniz C1'dan mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Gelen soru şu yönde: bir takipçimiz soruyor, Amerika'ya turist olarak gidip amcamın veya tanıdık birinin iş yeri sponsor olması halinde green card alma şansım var mıdır? Bu aşamada iş yerinin yeterliği ölçülüyor mu? Bu nasıl oluyor diye takipçimiz soruyor. Amerika'da bulunan bir şirket size yeşil kart için başvuru yapabilir. Önemli olan onların sizin çalışacağınız alanda bir pozisyona ihtiyaç duymaları. Diyelim bir kişiyi almaları gerekiyor bir pozisyon için ve sizin bu konuda yeterliğiniz var. O zaman sizi almak istiyorlar. Bu noktada tabii şirketle aile bağınızın olması ya da olmaması sizin dosyanızın detaylı incelenmesine yol açıyor. Ama bu alamayacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu amcanız da olabilir, başka biri de olabilir. Amcanız olduğunda belki bir ek incelemeye girebilir dosya. Yoksa tabii ki şirketin yeterli noktasında önemli olan nokta şirketin gerçekten sizin gibi birine ihtiyaç duyuyor olması ve ikincisi de size ihtiyaç yani ödeme yapabileceği maaşı ödeyecek güçle olması önemli oluyor. Bunlar olduğu sürece size yeşil kart alma şansınız vardır ve bunun üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Son olarak son bir soruyu daha alıp kapatıyoruz programımızı. Green Card çekilişinde sıra numarası yetişmedi. Eylül'de hakkımız bitiyor. Bu durum benim turist vizesine başvuru yapmamı olumsuz etkiler mi? Hayır, olumsuz etkileyecek bir durum yok. Siz sadece yeşil kart çekişine başvurmuş durumdasınız. Yeşil kartın kendisine ya da göçmenlik vizesine başvuru yapmış durumda değilsiniz. Dolayısıyla Amerikan konsoloslukları kişilere yeşil kart çekişine başvurdunuz mu diye sormazlar. Ama bunu sorduklarında tabii ki doğruyu söylemeniz gerekir. Fakat eğer göçmenlik vizesine başvurma aşamasına gelmediyseniz bu sizin turist vizesi almanıza engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.